Evet, bağlama severler, türkü severler. Bir adım adım bağlama öğreniyorum da bir nota dersinde tekrar birlikteyiz şu an. Ben Doğan Demir. Yine Pakize çekiyor bugünkü Pakize öğrencim. Çekimlerden dolayı teşekkür ederim. Çok yoruyoruz onu çünkü. Şimdi bağlama dersimizde geçen bağlamamıza kalıpları öğrettik, bitirdik. Kalıplar bitti. Türküleri geçeceğiz. Nota dersimizin üçüncü dersimiz bu. Notayla alakalı üçüncü dersimiz. Bu derste de geçen derste öğrendiğimiz gibi iki dörtlük, üç dörtlük ve dört dörtlük vuruş şekillerini yapmıştık. İki dörtlük vuruş şeklimiz bir, iki idi. Üç dörtlük vuruş şeklimizde bir, iki, üçtü vuruş şeklimize göre. Ve dört dörtlük vuruş şeklimize göre bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İki dörtlük vuruş şeklimiz bir, 2, 3 dörtlük, 1, 2, 3, 4 dörtlük, 1, 2, 3, 4. Bunu öğrenmiştik geçen ders, nota dersimizde. Notaları okumuştuk bona halinde. Dörtlük nota bir vuruştu. Mesela nasıl yapmıştık? La tek vuruş, si bir vuruş. İkilik nota iki vuruştu. La tek vuruşlar yine. Si, la, si, do, re, do, si, la. Evet, bu önemli bir dersimizdi bizim ikinci dersteki notalarımız. Burada da sekizlik notaları birleşmesini öğreteceğim. Mesela iki sekizlik nota yazdım buraya. Sekizlik nota yarım vuruştu bildiğimiz gibi. Yarım vuruş. İki tane sekizlik nota yazdım buraya. Şimdi yarım vuruş, yarım vuruşla bir vuruş yapar. Toplam bir vuruş. Yani bir dörtlük yapar. Şuna eşittir. Dörtlük notaya. Şu dörtlük notamız da buydu bizim arkadaşlar. İki sekizliğin birleşmesi. Şimdi sekizlik ve sekizlik. Bunların birleşmesi. Şimdi bunlar şu çengeller yarıya kadar biri gelir. Öbür yarıya kadar biri gelir. Ve şu gördüğümüz kalıp oluşur. Bu kalıp zaten bir dörtlüğü temsil eder. Şu. Yani iki tane sekizlik birleşince bir dörtlük notayı gördüğümüz dörtlük notaları aynı eşit şekline gelir. Yani şimdi elle vuruyoruz ya bir vuruş şu. Bir vuruşumuz bir vuruş zaten şu. Yarı yarıya bölersek sekizlik sekizlik olmuş olur yani. Diyelim ki do re ya da mi fa sol la yarım yarım ama kendi arasında bölebiliriz de bölmeden de okuyabiliriz. Böldüğümüz zaman V'li okuma demektir. Biz müzikte böyle diyoruz. Yarıya kadar sekizlik, yarıya kadar sekizlik. İkinci vuruşta da aynı. Sekizlik, sekizlik. Aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Burada bu kalıbı temsilen şöyle okuyabilirim. Birleştirdik çünkü artık bunlar. Bunun birleşmesi gördüğünüz gibi. Mesela bir vuruşa iki nota geliyor artık. La si, do re. Bir daha okuyorum burasını. Yarıya kadar la si öbürü. Do re. Bu kalıp önemli bizim için. La si, do re, do si, la sol. Bir daha yapıyorum. Yani bir vuruşa iki nota gelmiş oluyor artık. Şu kalıbı bir 15-20 dakikada oturtacağız. Mesela okurken la si, do re, iki nota bir vuruşa geliyor. La si, do re, do si, la sol. Okuduğumuz zaman kolay şekli bu zaten. Gördüğünüz gibi. Bir daha okuyorum. La si, do re, do si, la sol. Burada da iki dörtlüğün içinde yine karışık bir şekilde yazdım. Bu kalıbı gördük. Bu zaten bizim bir dörtlüğümüz. Yani bir vuruşa bir nota geldi. Öbür bir vuruşa bu sefer iki nota gelmiş oldu arkadaşlar. Yarı yarıya bölünürsek. Mesela la si do görüldüğü gibi bir daha okuyorum. La si do. Aynı şekilde bu notamız si'di. Burada da si do re. İlk vuruşumuz bir vuruşu kapsıyor. Öbür bir vuruşta da iki notayı kapsıyor. Yani buraya kadar bağlarsam tek vuruş la,
şurayı dolduralım gözükmesin. La tek vuruş, si do tek vuruş. Yani burası hızlandı şimdi. Çünkü bir vuruşa iki nota geldi, zamanımız hızlandı. İki notayı birleştirdik. La, si do, si, do re. Burada do si, la sol. Zaten nota yerlerini artık ezberledik biz. Artık nota yerlerini biliyoruz. Bildiğimiz için rahat rahat okuyabiliriz. Bir daha okuyorum baştan oraya kadar. La tek vuruş, la, si do bir vuruş ikisi. Ondan sonra si tek vuruş, do re yine tek vuruş. Do si tek vuruş, la sol tek vuruş. Ondan sonra la, si la. Bir daha okuyorum. La, si la. İkilik nota zaten iki vuruş arkadaşlar. La okumuştuk zaten. İki vuruşu kapsıyor. Yani buradaki kalıbımızın amacı la'mız tek vuruş. Si do yine tek vuruşa tekamül etti. Hızlandı çünkü. Buradakiler aynı şekilde. Bu kalıbımızı da gördük. Bu da iki vuruş zaten. Gördüğümüz kalıplarımız bu kadar. Neymiş? La, si do, si, do re, do si, la sol, la, si la, la, iki vuruş. Kalıbı anladık herhalde. 2-4 vuruşa göre okudum. Şimdi 3-4'lükte de değişen hiçbir şey yok. Vuruş şeklimiz 1-2-3. Sadece vuruş şeklimiz değişiyor. 1-2-3. Vuruş şeklimiz. Aynı şekilde bir vuruşa 2 nota, öbür vuruşa 2 nota, en son vuruşa tek nota geliyor. Mesela la si bir vuruş 3-4'lükte. Do re bir vuruş, tekrar do tek vuruş. 3-4-1-2-3 çünkü. Yönümüz değişiyor, vuruş şeklimiz değişiyor burada. La si, do re, do. Yani 3-4'lük denince bize 3 tane 4'lük istiyor. Bunların her biri bir dörtlük oldu. 3 tane dörtlük oldu. La si, do re, do. Ondan sonra si zaten 2 vuruşu kapsıyordu. Si 2 vuruşu aldı. Burada bu da tek vuruş. Do re. Çünkü 2 nota ne dedik? 2 8'in birleşmesi kalıbımız. Görüldüğü gibi. Si, do re. Şimdi baştan oraya kadar 3 dörtlüğü okuyacağım. La si, do re, do. İki vuruş. Si, do re. Tek vuruş. Do, si, la, la. Tek vuruşumuz. İkisi tek vuruş. Hepsi üç vuruş yaptı yine. Do, si, la, la. Ondan sonra mi, re, do, si, la. Zaten bunu böyle okuyabildiğimiz zaman demek ki bazı şeyleri başarmak üzereyiz. Devam ediyoruz demektir. Tabii ki bu derslerimizi arkadaşlar takip edeceksiniz. Bir evvelki dersimizi ve bir evvelki dersimizi takip ettiğiniz süreçte bunların hepsini yapmış olursunuz. Takip etmeseniz öğrenemezsiniz. Peşin söyleyeyim yani. Çünkü direkt üçüncü dersten başlarsanız olmaz. Birinci nota dersinden başlayalım. Notalarının yerlerini zaten ezberlemiştik. Orada biz nota vuruşlarını ezberlemiştik. Nota yerlerimiz belli zaten. Önce ne yaptık? Çizgi üzerlerini ezberlemiştik. Mi, sol, si, re, fa. Sonra ne yaptık? Boşluklar. Bunları da ezberledik. Fa, la, do, mi. Bunlar birinci dersimizde vardı. Tekrar yazıyorum ki bir hatırlatalım. Birinci dersimizde mi, birinci çizgi mi, ikinci çizgi sol, si, re, fa. Alttan üste doğru çizgi numaraları var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci. Bunları okursak, çalışırsak bunlar olacak. Bu üçüncü bağlama dersimizde, nota dersinde daha doğrusu. Nota yerlerimiz zaten ezberlendi. Nota vuruşlarımızı ezberledik. Vuruş şekillerimizi ezberledik. Ondan sonra kalıbımıza geçtik. Kalıp bizim için önemli. Şimdi iki dörtlüğü bir daha bir okuyorum ben. Hepsini bir daha tekrar edeceğim hepsini. Tek tek. Bir daha anlatayım. Yarım vuruş, yarım vuruş. İki tane sekizlik, bunlar yarım vuruş. Yarım vuruş, yarım vuruş, bir vuruş yapar. Bir vuruşun ismi dörtlük nota. Yani şu. İkisi şu notaya eşittir, dörtlük notaya. İkisi birleşti, bir vuruşa iki nota geldi. Zaman hızlandı.
bir vuruşta okuduğumuz zaman, bağlamada çaldığımız zaman da hızlanacak. İki tezene demektir bu. Yarım yarım bir vuruş yapıp birleştirdik. Yarıya kadar 8 zil çengeli, öbür yarıya kadar öbür çengeli. Yani bir vuruşa iki nota sığdırdık. Mesela La Si Do Re Do Si La Sol. Tabii nota okunca öncelikle başına bakacağız. Kaç kaçlık oldu ona göre okuyacağız. Vuruş şekline göre. 2 4 3 şurada okuyoruz. La tek vuruş. La Si Do Si Do Re Do Si La Sol La Si La La 3 4 diyelim. La Si Do Re Do Si Do Re Do Si La La Mi Re Do Si La 3 4'lük vuruşa göre okuduk. Bir de geriye 4 4'lüğümüz kaldı. 4 4'lüğümüzde aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Do Si'imiz de yok herhalde. Neyse. Bunu silelim. Şu üstü siliyorum. Buraya da bir tane 4 4'lük de yazalım. Bu kalıpla alakalı. Onu da bir görelim bakalım. Herhalde anlaşılmıştır buraya kadar. Kalıbımız. Şurayı bir zoomlayalım. Şu kalıp önemli bizim için. En önemlisi. Gibi. 4 4'lükte de aynı şekilde kalıp bir vuruşa 2 nota gelir. Ama 4 tane vuruş var burada. 4 tane 4'lük istiyor bizden. Yani 4 vuruş. 4 vuruşa ne yapacağız? 8 notayı sığdıracağız. Bir vuruşa 2 nota tabii ki. La Si Do Re Do Si La Sol. Her vuruşa 2 nota geldi. Hızlandı biraz daha notalar içinde. La Si Do Re Do Si La Sol. Aynı şekilde La Si Do Re Mi Re Do Do. Do'da karar kıldık. Bir daha baştan okuyorum. Vuruş şekline göre arkadaşlar. La Si Do Re Do Si La Sol La Si Do Re Mi Re Do Do. Bu kalıbımız da böyle. Şimdi bir dahaki derse kadar inşallah bu kalıbı oturtacağız. Bunu oturttuktan sonra yine derslerimiz olacak. Ankara kalıplarının nota şekillerini öğreteceğim size. Diyezi bemolü, natürel'i öğreteceğim, esteri öğreteceğim. Bütün müzik terimlerini de öğrenmemiz gerekiyor. Hatta bugün diyez, bemol, bekar, natürel onları da bir yazalım bir kenara. Onları da bir öğreteyim arkadaşlarıma. Onlar da şimdiden ezberlesinler. Bu kalıbımız anlaşılmıştır herhalde. Evet. Bununla çalışır sevgili arkadaşlarımız. Şöyle yapalım. Diyezi yazalım önce. Diyez. Bunun ismi diyez. Ve bemol yazalım. Natürel. Bunlar değiştirici işaretler müzikte. Hatta şuraya bir şey yapalım. Burada tahtamız biraz küçük. Çekimleri bir dertine başka sınıfta yapalım. Yetmiyor bazen. Diyez. Diyezin şekli bu.
Diyezin anlamı, önüne geldiği notayı yarım ses inceltir. Daha çok inceltir, yukarıya doğru çeker yani. İnceltmek, yukarıya doğru götürmek demek. Notaları yukarıya doğru çeker. Bemol. Bemol de tam tersi, önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır. Hırır. Neymiş? Bemolün de anlamı. Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır. Nature. Bunun öbür ismi de bekar. Bekar deriz buna. Bu da değişikliğe uğrayan sesi. Diye. Uğrayan sesi. İlk haline getirir. İlk haline getirir arkadaşlar. Yani ilk haline getirmek. Diyez neymiş? Diyez önüne geldiği notayı yarım ses inceltiyor. Bemol. Önüne geldiği notayı, değil mi? Devam. Evet. Diyez önüne geldiği notayı yarım ses inceltir. Bemol. Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır. Natürelde değişikliğe uğrayan sesi ilk haline getirir. Mesela hepsine birer örnek verelim bugün. Mesela Do'nun, Do diyeyim, diyelim, Do, Do'nun önüne bir tane diyez işareti geldi, bu. Do, diyez oldu. Do, diyez. Yani, Do'yu inceltti, Re'ye doğru çekti, yukarıya doğru. Re notasına doğru, şu Re notasına doğru çekti, 4,5 koma yükseltti yani. Diyezin anlamı bu, yukarıya doğru inceltir. Aynı şekilde diyelim, Do notası yine. Do'nun önüne bemol geldi. Bu da tam tersi. Diyez incelttiği gibi bunu, bu da kalınlaştırıyor. Bu da Si'ye doğru çekiyor. Buraya Si'ye getiriyor hatta. Yarım ses olduğu için aralığı. Yani yarım ses kalınlaştırıyor. Geriye doğru aşağı pesleştiriyor sesi. Diyez inceltiyor, dikleştiriyor. Bemol de kalınlaştırıyor. Aşağı doğru çekiyor. Şimdi bekarın da anlamı, natürel bekarın da anlamı, diyelim ki bu ses Do'ydu, Do diyez oldu. Biz bunu tekrar eski haline nasıl getiririz, Do'yu nasıl yaparız? Do'nun önüne böyle gelince ne olur? Do olur. Bitti. Aynı şekilde diyelim ki Sol. Önüne diyez geldi ya da bemol geldi bu sefer. Bu sefer de bemol getirelim. Sol bemol oldu. Sol bemol. Bunu tekrar bir Sol yapmak için ne yaparız? Bekar işaretini koyduk. Bu Sol olur. Yani Do, Do diyez oldu. Tekrar Do yapmak için bekar işaretini kullanırız. Bekar, natural. Yani diyelim ki Si'nin önüne bemol geldi. Ne oldu? İsmini de alır zaten. Si, bemol olur. Tekrar bunu Si yapmak için bekar işaretini getiririz. Diyelim ki Sol'ün önüne diyez geldi. Ne oldu? Sol, diyez. Tekrar Sol yapmak için ne yapıyormuşuz? Bekar işaretini getiriyoruz ve Sol olur. Eski ilk haline getiriyor yani, doğal haline. Zaten bekarın anlamı doğal demek. Natural doğal demek, o anlamda. Evet, peki sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir dahaki derse kadar kalıpları ve inceltme işaretleri, kamulaştırma işaretleri, değiştirici işaretleri de ezberliyoruz, çalışıyoruz. Bir dahaki 4. nota dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın, bol bol çalışın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.